Venedik'ten herkese merhaba. Şu an saat 6:45. Tren yolculuğuyla Roma'dan buraya geldim. Özellikle uzun sürede gelen treni tercih ettim. Otelden kar elde etmek istedim. Çünkü burada oteller inanılmaz pahalı. Yani Venedik seyahati yapmayı düşünüyorsanız bütçenin ağzını biraz açmanız gerekiyor, kesenin ağzını. Böyle bir apar topar, benim de ilk tren yolculuğum olduğu için böyle bir apar topar geldim. Tripodumu falan unutmuşum. Ozan bana kızacak. Merhaba Ozan. Ona günün ilerleyen saatlerinde çözüm bulmayı ümit ediyorum. Şu anda tabii ki her yer kapalı olduğu için müzeler vesaire, halka açık yerlerden gezmeye başlayacağız. Bütün seyahatimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda okunuşunun Cannareggi olduğunu tahmin ettiğim bölgedeyiz. Burada daracık daracık sokaklar var. Onun dışında bir özelliği var mı henüz keşfedemedim. Hep beraber etrafa bakacağız. Merhaba, şu anda Rialto Köprüsü üzerindeyiz. Burası 1591 yılında inşa edilmiş. Aslında ticari amaçla inşa edilmiş. Bugün en önemli turistik noktalardan bir tanesi. Bir rivayete göre şehrin en zenginlerinin dükkanları bulunuyormuş bu köprü üzerinde. şu an kapalı olduğu için tabii biz dükkanların içerisini ne kadar görebileceğiz bilmiyorum. Çünkü hala daha çok erken, daha 8 olmadı burada. Ama dükkanların da önünden şöyle bir geçeceğiz. Burada köprü üstünde hem manzarayı seyretmek hem böyle fotoğrafçıların da tercih ettiği bir mekanmış. Güzel fotoğraflar çekmek gibi imkanlarınızın yanı sıra alışveriş için tercih edilen yerlerden bir tanesi üstündeki dükkanlar sebebiyle. Seyahatimize buradan devam ediyoruz şimdi. Yeniden merhaba. Şu anda aslında seyahat programında olmayan, tamamen haritadan tesadüfi bir şekilde görüp geldiğim ufak bir köprünün üzerindeyim. Şimdi tabii saat 10'da açıldığı için müzeler, ben de böyle halka açık yerlerden başladım, dolanıyorum. Şu anda Ponte delle Tet isimli köprünün üzerindeyiz. Burası 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar üstü çıplak fahişelerin toplandığı köprüymüş. Tekrar merhaba. Şu anda yapımı 1710 yılında tamamlanmış ama aslında dizaynı, tasarımı 17. yüzyılda gerçekleştirilmiş. Barok stilinde mermer bir saray olan ve çok sütun kullanımıyla dikkatleri çeken Capesaro'nun önündeyiz. Burada tabii aynı zamanda sanat müzesi olduğu için içeride neler varmış diye bakacağız şimdi hep beraber. Evet, müze seyahatimi tamamladım. Oldukça vaktimi aldı. Düşündüğümden daha fazla vaktimi aldı. Biraz programım aksamış oldu. Hatta son kısımları biraz hızlı gezmeye çalıştım. Oldukça kapsamlı bir müze. Aynı zamanda bir sergi de vardı ekstra olarak. Onun için de ben kombine bilet aldım. Yani eğer müze gezmeyi seven biriyseniz en azından bir 2-3 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederim. Ben son bölümleri hızlı gezdiğim halde 2 saatimi aldı. Şimdi sıradaki durağımıza doğru ilerliyoruz. Sabah erken saatte Rialto Köprüsü'nün hareketli halini gösterememiştim. Oldukça durgundu ve dükkanlar kapalıydı. Şimdi güzergahım sebebiyle tekrar geçiyorum. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Herkese yeniden merhaba. Şimdi Cadoro Sanat Galerisi'ndeyiz. Bakalım burada karşımıza neler çıkacak. Şu anda Scola Grande di San Rocco'nun içerisindeyiz. Burası Rönesans döneminden kalmış tarihi bir bina ve içerisinde 60'tan fazla eser bulunuyor. Bunları gezeceğiz, göreceğiz. Şu anda neredeyiz bilin bakalım. Peggy Guggenheim Collection'dayız. Bakalım etrafta neler var. Herkese tekrar merhaba. Peggy Guggenheim'dan çıktım. Mümkün olduğunca çok görüntü almaya çalıştım ama her yerde görüntü almak çok kolay olmayabiliyor. Yani ses ve kalabalık açısından her yer hoş karşılayamayabiliyor. Buna göre elimden geldiğince çekim yapmaya çalışıyorum. Hem Jean Cocteau'nun yani ona ithaf edilmiş bir sergi vardı. Sanat hayatıyla, filmleriyle, kitaplarıyla, sanat hayatındaki tüm varlığıyla alakalı. Onun Peggy Guggenheim'la ilişkisi üzerine bilgiler vardı. Onun dışında Peggy Guggenheim koleksiyonunun haricen, tabii devamlı olarak devam eden sergisi vardı. Bunlardan elimden geldiğince görüntü almaya çalıştım. Şimdi de Galleria dell'Accademia Di Venezia, yani sanıyorum çevirince Venedik Akademi Galerisi gibi bir şey oluyor. Sanat galerisindeyiz. Burada neler var ona böyle bir kabaca bakmaya çalışacağız. Ay, biletleri nereden alacağız deyince adam bana şöyle bir ters baktı. Meğer ondan alıyormuşuz. Ama ne bileyim ben. Diğerlerini başka tarafa yönlendirdi. Herkese günaydın. Ben size tabii dün video çekecektim. Müzeden çıktıktan sonra unuttum çünkü inanılmaz yorulmuştum. Dün 32.000 adım atmışım. Yani burada her yere yürüyorum tabii ben lokasyona. Şimdi Biennale'e gideceğiz. Biennale'e de yürüyerek gideceğim. Ama hani bakmayın ki hani bu kız gariban gariban yürüyor deyip de ulaşımı yok zannetmeyin. Her yere gondolla da ulaşabiliyorsunuz. Burada taksi görevini gören gondollar var. Ne kadar bilmiyorum, henüz binmedim. Tabii hazır Venedik'e gelmişken en azından bir kere binmemek olmaz diye bir artık belki son gün öyle bir şey yaparım diye düşünüyorum. Ama siz diyorsanız ki benim param var kardeşim, ben yürümeyi de sevmiyorum. Her zaman gondolu bir ulaşım için opsiyon olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca otobüsler de mevcut. Ben böyle bir hareket olsun, hani arada yeni tatlar deneyimliyoruz, ekstraya kaçıyoruz, hareket berekettir şeklinde her yere yürüyorum. Otelden de Biennale bahçesine 1.8 kilometre mesafe var. Orayı da şu an yürüyerek aşacağım. Dünkü müzeyle alakalı olarak da şeyi söylemek istemiştim aslında. O da çok vakit alan bir müze. Galeri Akademi, yani Galleria dell'Accademia Di Venezia. Bir en az 3 saatinizi ayırmanız lazım normal şartlarda. Ben böyle fıldır fıldır gezdim çünkü aslında yarının programındaydı. Fakat tabii kısa süreliğine burada olduğum için ben de her şeyi böyle bir araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Siz serbest zamanda gelecekseniz, ona göre program yapacaksanız galeriye ve daha önce de bahsettiğim, uzun sürdüğünü belirttiğim iki müzeye 2-3 saatinizi ayıracak şekilde onları bence bir tek güne programlayın diyorum. Şimdi Biennale alanına doğru ilerliyoruz. Evet, Biennale alanına giriş yaptık ama biraz zor giriş yaptık çünkü inanılmaz sıra var ve girişte biraz bizi beklettiler bir 15-20 dakika kadar. Belli alım saatleri olabilir bilmiyorum ama öyle gelir gelmez elinizi kolunuzu sallayıp biletinizi gösterip giremiyorsunuz. Biraz ona göre ekstra zaman ayırarak gelin buraya derim. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Yeniden merhaba. İlk bölümün gezisini tamamladık. Şimdi diğer alanlara da bakacağız hep beraber. Bu arada İtalya'nın neresine gidiyorsanız gidin, yapacağınız en önemli şeylerden bir tanesi yanınıza şemsiye almak. Çünkü ne zaman yağmur yağacağı, ne zaman yağmayacağı hiç belli olmuyor. Sabah zaten bulutluydu, bir sinyalini verdi yağış olacağının. Ama yani yağmurdan hemen sonra da güneş çıkabiliyor. Öyle bir iklimi var. Özellikle Venedik'te Roma'ya kıyasla çok daha sık yağış oluyormuş. Böyle bir bilgi aldım. O yüzden çantanıza, valizinize şemsiyenizi koymayı unutmayın. Arkamda gördüğünüz üzere daha bir sürü ülkenin binaları, çadırları mevcut. Fakat tabii bunların hepsini teker teker gezip görüntüleme şansımız olmayacak. Çünkü Türkiye de katılım sağladı ve Türkiye burada değil. Diğer tiyatroda gerçekleşen Biennale'de sergileniyor onların eserleri. O tarafa doğru da geçmek istiyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu için her şeyi maalesef incik incik inceleyemiyoruz. Şöyle kabaca bir kafamızı uzatıp yavaş yavaş Türkiye'nin de içlerinde bulunduğu tiyatro alanındaki Biennale'e doğru geçeceğiz. Şimdi arkamda İsrail alanını görüyorsunuz. Az önce oraya gittim. Tabii merak ederek gündemdeki olaylar da sebebiyle. Burada şöyle bir bomba var. Kapılarına yazı asmışlar. Herhangi bir şekilde eser bulunmuyor. Demişler ki İsrail sanatçıları ve küratörleri bir ateşkes imzalanması, ateşkes ve rehine anlaşması, imzalanması neticesinde sergiyi açacaklardır demişler ve açmamışlar. Sadece askerler ve bu yazı var. Herhangi bir eser yok. Evet, şimdi Polonya'nın alanına geldik. O da benim için orada bulunan arkadaşlarımdan dolayı değer verdiğim, bir de kültürlerini de Türk kültürüne yakın bulduğumdan dolayı merak ettiğim bir ülke. Bu arada gördüğünüz üzere o şangır şangır, şakır şakır yağan yağmurdan sonra güneş açtı burada. Yani bir giyinip bir soyunacağınız bir havaya hazır olmanız gerekiyor. Her an rüzgar çıkıp yağmuru yağıp her an güneş açabilir ve çok sıcak olabilir. Ona göre kıyafetlerinizi hazırlayıp gelmeniz hayrınıza olur. Şimdi bakalım Polonya neler yapmış. Şimdi günü verimli değerlendirmek için artık buraya veda ediyoruz. Gardin'deki Biennale alanına ve Arsenal Tiyatrosu'na doğru yola çıkıyoruz. Orada Türkiye'den de gelen eserleri görme şansımız olacak Türkiye alanında. Onlara bakacağız. Evet, şu anda arkamda San Marco bazilikasını görüyorsunuz. Tabii ki Biennale'den geldik tekrar San Marco meydanına. Biennale'de sizlerle Türk sanatçımıza yönelik ufak bir söyleşi gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Ama bu konuda hem iyi hem de kötü bir haberim var. Kötü haber, bizle söyleşi yapmadılar. Dolayısıyla oradan görüntü alamadım. Ama sanatçımızın eserlerini haberimizde Türkiye Haber Portalı, turhapa.com ve ilişki listelerinde bulabileceksiniz. Görüntü aldım, fotoğraf çektim. Fakat iyi haber de şöyle, sanatçımız tabii normal koşullarda Türkiye'de ikamet ettiği için, bugün de Biennale'de bulunmadığı için İKSV'den iletişime geçtiğimiz hanımefendi normalde söyleşileri kendisinin gerçekleştirdiğini ve kendisinin söyleşi yapmasının uygun olmayacağını belirterek bize sanatçımızla birebir röportaj sözü verdi. O yüzden o röportajımızı haricen sizlerle paylaşıyor olacağız uzun vadede. Bunun da müjdesini, haberini vereyim. Arkamda San Marco Çan Kulesi'ni görüyorsunuz. Tabii bunun da içine girmek mümkün. Fakat vakit darlığından dolayı artık bazı yerleri dışarıdan görüntüleyerek geçmek durumunda kalıyorum maalesef. Yarın son günüm, bir ada turu yapmayı planlıyorum. Onunla da ilgili görüntüleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada yine San Marco meydanında Ducale, yani Dükler Sarayı var. Orayı gezmeyi düşünüyorum. Oradan görüntüleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi San Marco Palazzo Ducale'nin, yani Dükler Sarayı'nın içerisindeyiz. İç avlusunda gibi bir yerdeyiz. Etrafı da göstereceğim şimdi sizlere. Buranın iyi tarafı akşam 10'a kadar açık olması, kötü tarafı sadece Ducale Sarayı için bilet alamıyorsunuz. Biletler ya 4 müze için toplu halde ya da en azından Müze Kore ile beraber olmak üzere ikili olarak kombine satılıyor. Bu da size 30 euroya mal oluyor. İki müze için 30 euroluk bilet aldım. Diğer tabii Müze Kore için olan, Correr için olan biletimiz bedava olarak gözüküyor. Şu şekilde. Onun da iyi tarafı, onun da 11'e kadar açık olması. Yani akşam saatlerinde günlük programınızı bitirdikten sonra, diğer müzeler kapandıktan sonra önce Ducale'yi, ondan sonra da Correr'i ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Şu anda küçücük, daracık bir sokağın içerisinde bulunan Territoria Cadoro Alla Vodova. Yanlış telaffuz ettiysem affola. Bir restoranda bulunmaktayız. İçeride yer bulamadığım için dışarıda yemek zorunda kaldım. O yüzden görüntü çekemedim. Kısacık yerken size görüntülü çektim. İnanılmaz güzel köfte yapıyorlar. Yani ben denemek için geldim. Çok büyük umutlarla gelmedim. Ne yalan söyleyeyim yani. Buralarda köftenin de neden yapıldığı malum. 1891 yılında açılmış burası. Ve dünyanın en efsane 150 restoranı içerisinde 101. sırada yer alıyor. Ve bu listede Venedik'te bulunup da bu listede olan tek restoran. O yüzden merak ettim. Neymiş dedim bu özel tabakları, köfte vesaire, nasıl bir köfteymiş bu dedim, geldim ve inanılmaz. Venedik'e yolunuz düşerse muhakkak gelin burada köfte yiyin. Zaten atıştırmalık olarak yiyorsunuz özel köftelerini, kaç tane diye soruyorlar. Ona göre alıyorsunuz. Ben 2 tane aldım. 2 dakika sürmedi yemem 2 köfteyi. O kadar güzel. Çoğunlukla bu arada köfteleri dana etinden yapıyorlar. Sormadım hani özel köftenizin içerisinde domuz var mı yok mu diye. Çok irdelemedim. Tadı efsaneydi. Hani biraz böyle açık fikirliyseniz, dini anlamda çok katı değerleriniz yoksa o anlamda siz de düşünmeden eminim ki hiç anlamazsınız, yersiniz. O kadar güzel, efsane. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Günaydın. Venedik'te 3. ve son günümüzden herkese merhaba. Bugün daha önce kombine bilet aldığımız ve şu anda bedava giriş hakkımız bulunan 2 adet müzeyi daha göreceğiz. Sonra bilmiyorum vakit kalır mı? Kalırsa belki gondola binmeye çalışabiliriz. çalışabiliriz diyorum. Çünkü normalde bu Grand Canal turu, tam tur 100-150 euro bandındaymış ve yaklaşık zaten 4 saat, 4,5 saat falan sürüyormuş. O yüzden aslında 5-6 kişilik gruplar halinde seyahat etmek daha mantıklı. Bir de klasik tur opsiyonunuz var. Orada da yarım saat kadar sizi şöyle bir küçük tur yaptırıyor, gezdiriyor. O da $40 bandında. Tabii bunların biletleri önceden internet üstünden alınıyor. Ben herhangi bir bilet almadım. Müze bağımlısı olduğum için önce mümkün olduğu kadar çok müzeyi gezeyim, vaktim kalırsa işte gondola binerim, adalar turuna giderim diye düşünüyordum. Çok da vaktim kalmadı. Adalar turu çünkü sadece 2.30'a kadar düzenleniyor burada. 2.30'dan sonra kalkışlı, bir de sanıyorum 3 gördüm bir yerde. Ama ondan sonra kalkış olmuyor. O yüzden ona da ya sabahınızı ya öğleden sonranızı 4,5 saatlik boşluk bırakacak şekilde ayırmanız gerekiyor. Onun fiyatı da 20 ile 30 euro, 35 euro firmaya göre değişiyor. Değişiklik gösteriyor ama süre aşağı yukarı aynı, 4,5 saat. Murano ve Burano adalarını ziyaret edebiliyorsunuz ada turunda. Benim gibi müze bağımlısıysanız, ben bütün kültürel, tarihi yerlere gireyim, çıkayım, mümkün olduğunca çok müze göreyim diyorsanız, bir yandan da böyle işte gondoluma bineyim, adaları da göreyim, oradan da eksik kalmayayım diyorsanız, en az 5 gün ayırmanız gerekiyor bir Venedik seyahatine. Ben 3 gün ayırdım, işte adalarım kusur kaldı. gibi gözüküyor. Onun dışında hani daha rahat bir tatil seyahat formunu tercih ediyorsanız, ben çok önemli bir iki yere gideyim, onun dışında işte gezeyim daha çok, yemeğimi yiyeyim, şehirde dolaşayım gibi düşünüyorsanız 2 günlük bir hafta sonu kaçamağı bile işinizi görecektir. 3. günden notlarımız şimdilik bu kadar. Seyahatlerimizde sizlerle tekrar birlikte olacağız. Şimdi Fortuny Müzesi'nin önündeyiz. Müzenin açılmasını bekliyoruz. Çünkü burada hiçbir müze sabah 10'dan önce açılmıyor. Kilise çanlarının eşliğinde beklemedeyiz. Evet, Fortuny Müzesi'nden ayrıldık ve maalesef elimde video görüntü yok. Çünkü içeride video çekmek yasak. Ama özetle bahsedecek olursam, Mariano Fortuny isimli moda tasarımcısı, artist beyefendinin eşi ve ressam babasıyla alakalı, eserleriyle alakalı bir müze. 1. katta evi yeniden canlandırılmış. Zaten Palazzo Fortuny'de ikamet etmişler eşiyle birlikte. 1. katta eşyaları, işte sanat eserleri, tasarımını yaptığı bazı kıyafetler, eşinin ve kendisinin resimleri, çizimleri bulunuyor. 2. katta sanat atölyesi var. Ve en alt katta da güncel sergiler yapılıyor. Yine bir sanatçının resimleri vardı. Tabii bu değişkenlik gösteriyor. Sizin geldiğiniz zaman muhtemelen bambaşka bir sergi olacak. Bilet konusunda da ben daha önce Capesaro'ya bilet almıştım. Oranın biletiyle birlikte 1 euro fark ödeyerek Fortuny Müzesi'ni de gezebiliyorsunuz. Toplamda size 15 euroya mal oluyor. Video çekmek yasaktı ama fotoğraf çekimleri serbestti. O yüzden en azından nasıl bir yer olduğunu görüp daha derin, detaylı bilgi edinmek isterseniz haberimizde fotoğraflara ulaşabilirsiniz. giorno questo, eccoci la carta, il nostro menù, questo è per lei, questo è per la musica, per personale. Evet, arada ben birazcık alışveriş yaptım, kıyafet falan aldım. Burada çok güzel renkli elbiseler var. Alışveriş meraklılarına şiddetle tavsiye ediyorum. Ucuz değil ama uzun vadeli düşündüğünüzde pahalı da değil, kaliteli, uygun fiyatlı diyebiliriz. Alınabilir, karşılanabilir ölçekte. İnanılmaz güzel elbiseler bulabilirsiniz. Rengarenk, etnik tarz sevenler özellikle. Onun dışında birazcık dolandım. Görüntü çok almadım ama Cafe Florian'a gittim. Orası da Goethe gibi, Byron gibi dönemin ünlü aydınlarının gittiği, aynı zamanda hem Avrupa'da da ünlü sanatçıların bulunduğu, fotoğraflarının olduğu çok eski bir kafe. Buranın en ünlü kafesi. Orada da geldiğinizde bir çay, kahve olur, kokteyl olur. Ne içmek isterseniz içebilir, yiyebilirsiniz. Şimdi Müze Correr'in önündeyiz. Artık son ziyaret edeceğimiz müze. Çünkü akşam geri dönüş gerçekleştireceğim, yola çıkacağım. Ondan sonra serbest takılacağız. Bakalım Müze Correr'de neler var. Son durağımız burası, kültürel anlamda. Venedik'ten herkese iyi akşamlar. Şu anda Hostaria Menexiana'dayım. Son akşam yemeğimi yedim burada Venedik'te. Birazdan trenime doğru Roma'ya dönüş yoluna geçmiş olacağım. Tren istasyonuna doğru gideceğim. Güzel, keyifli bir seyahatti. 3 güne çok fazla şey sığdırmaya çalıştım. Tamamlayamadıklarım oldu, işte tekne turum yarım kaldı falan filan. Biraz çok su tarafına, aslında belki kiminiz için en çok yönelilmesi gereken tarafa çok yönelmedim. Ama pişman değilim, çok güzel sanat eserleri gördüm. Konseptimiz biliyorsunuz zaten kültür sanat olduğu için ona öncelik verdik. Umuyorum tekrar ziyaret etme şansımız olacak. O zaman da su tarafını, gondol tarafını, ada seyahati tarafını deneyimleme şansına erişeceğiz. Bu arada bu restoranı da ben internetten kendim araştırıp buldum. Geldiğimde de evet dolu ama böyle bir yığın buraya yağan insanlar da yok. Çok keşfedildiğini düşünmüyorum o yüzden. Sanki daha çok insanlar geçerken görüp oturuyor gibi bir izlenim yarattı bende. İmkanınız olursa eğer hani Venedik'e gelirseniz gelip burada yemek yemenizi tavsiye ederim. Tabii ki ucuz, hani çok pahalı, of aman Allah lüks olmamakla beraber ucuz gıda tüketebileceğiniz bir yer değil. Çünkü efsane bir manzarası var. Kanalın kenarında oturup çiçekler, böcekler ve müzik eşliğinde yemek yeme şansınız oluyor. Güzel de yemekleri var. Çekinmeden rahatça et de tüketebilirsiniz. Et ürünlerini de tüketebilirsiniz. Yanında sebze ve salatayla geliyor. Biraz alışık olduğumuz bir tabak. O anlamda da benim hoşuma gitti. Onun dışında yine normalde Roma'da Campari Spritz yaygın olmakla beraber burada Select Spritz tercih ediliyor. Spritz zaten bu bölgeden çıktığı için Venedikliler o konuda işte Aperol ve Campari sadece çok meşhur markalar, esas Spritz Select ile olur gibi bir tutum içerisindeler. Eğer ikisi arasında kalıyorsanız, Campari çok acı, Aperol de çok tatlı geliyorsa Select sizin için doğru tercih olabilir. Onu da denersiniz. Görüşmek üzere.